Memur ve emekli memur aylıklarına %2,5 ilave zam yapılmasına ilişkin yasa teklifi Ocak ayı maaş ödemelerine yetiştirilemedi. Peki neden yetiştirilemedi? Soralım, Esra Nehir'den alacağız bu sorunun yanıtını. Seni dinliyoruz Esra. Meltem Ajet, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda memur ve emekli maaşlarına ilave zammı da içeren yasa teklifi görüşmeleri vardı. Toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle görüşmeler yapılamadı ve memur ve emeklilere ilave zam da önümüzdeki günlere kaldı. Peki bundan sonra ne olacak? Bunu aktaralım. Memur maaşlarına %2,5 ilave zam oranı mecliste kabul edildikten sonra memurların maaşlarına ilave olarak yatırılacak. Ama onun öncesinde 15 Ocak'ta memur ve emekliler maaşlarını %27,9 zamla alamayacaklar. %25,45 oranında zamlı alacaklar. İlavenin ödenmesi için meclisten yasanın geçmesi gerekiyor. Yasa geçtikten sonra ilave zam da yapılacak. Bunun içinse 15 Şubat beklenmeyecek. Daha önce yani meclisten geçtikten sonra bir ara formül bulunacak ve ilave hesaplamalar yapılarak memur ve emeklilerin maaşlarına eklenecek. Yani toplamda %30,95 oranında zam almış olacaklar memurlar. Bu ilavenin yapılmasıyla birlikte emekli aylığı da yine en düşük emekli aylığı da 1500 liradan 2500 liraya çıkartılacaktı. Bu yasa teklifi kapsamında bununla ilgili düzenlemede yapılamamış oldu. Onlar da yine yasa meclisten geçtikten sonra maaşlarını 2500 liraya çıkmış olarak alabilecekler. Bir sonraki aya ilavesi yapılacak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşmelere devam edemedi dedik. 12. maddesine kadar gelmişti torba yasa teklifi. Salı günü, gelecek hafta salı günü 18 Ocak salı günü itibariyle genel kurul devam edecek görüşmelerine diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Evet Esra Nehir, teşekkür ediyoruz. Evet, %2,5'luk zam yetişmedi. Yasa çıktıktan sonra bu artış zam olarak yansıtılacak memur maaşlarına da.